Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda şu anda yüzümde görmüş olduğunuz ve YouTube kanalımı ilk açtığım zamanlarda sıkça kullandığım bu siyah çerçeveli makyajı yapacağım. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi fondötenimle başlıyorum. O dönemlerde fondöten tercihlerinde daha çok Mac'in fondötenlerini kullanıyordum ama bugün o zaman yaptığım makyajı uygun fiyatlı ürünlerle yapacağım için onlara muadil ürünler kullanmaya çalışacağım. Revlon'un en sevdiğim fondöteniyle başlıyorum. H&M'in en sevdiğim fondöten fırçasıyla uygulayacağım. Tabii bir de o zaman ben kanalımı açtığım zaman böyle Temmuz sonu Eylül başı gibiydi. Normalde de ben cildimi hani bronzlaştırmayı seven bir insan değilim ama ister istemez böyle yazın biraz renginiz kırılıyor. Şimdi o zamanki videolarımı izlediğim zaman ne kadar cildim bronzmuş diyorum. Şu anki halimle alakası yok. Kullandığım fondötenlerin rengi de tabii ki haliyle bayağı hani o zamanki ten rengime göre koyu. Hatta duruyor hala o fondötenler, yani artık zaten üzerinden çok yıl geçti, kullanamam ama karşılaştırdığım zaman şu an kullandığım fondötenle inanılmaz derecede ton farkı var. Bayağı koyu fondöten kullanıyormuşum o zamanki cilt tonuma göre. Kapatıcıyla devam ediyorum. Biota'nın kapatıcısını kullanacağım. Bu arada hani sadece o kanalımı açtığım dönemden bugüne sadece makyaj tarzımda değil, makyaj ürünlerinin daha böyle inceliği konusunda da bayağı bir değişikliğe gittiğimi fark ettim. Mesela ilk zamanlarda yaptığım zaman Mac'in işte Prolong Wear fondötenini ve gözaltı kapatıcısını kullanıyordum. İkisi de çok uzun süre ciltte kalan ve yoğun kapatıcılı ürünler. Zamanla fark ettim ki yani aslında bu kadar günlük makyajımda kapatıcı bir gözaltı kapatıcısına, yoğun bir gözaltı kapatıcısına ve fondötene ihtiyacım var mı diye düşündüm. Aslında yok. Bunlar şu anda çok daha cildimi ve kendimi daha iyi hissediyorum bu tarz daha ince ürünlerle. Biota'nın gözaltı kapatıcısı da kullandığım Revlon fondötende gün boyunca ciltte hiç hissedilmiyor. O yüzden hani o 3 senede, geçen 3 senede bence kendim için yaptığım en doğru şeylerden bir tanesi hem daha az ürün kullanıp hem de daha hafif ürünlere geçmek oldu. Evet, şimdi o zamandan bu zamana değişen en belirgin şeylerden bir tanesi kesinlikle göz makyajımdı. Kendimi bildim bileli hep böyle ben siyah çerçeveli makyaj yapmayı çok beğeniyordum. Kendimi çok iyi hissediyordum. Bir de o zamanlar tenim birazcık daha dediğim gibi bronzdu ve saçlarım çok sarıydı. Sarı saç her zaman çok daha makyaj gerektirdiğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü birazcık ten açık olduğu zaman saçın sarısının tonu, işte dibinizin rengi o kadar etkiliyor ki yüzünüzün nasıl gözüktüğünü. Mesela şu anda koyu saçta benim en rahat ettiğim şey gerçekten bir maskara, bir rujla sokağa çok rahatlıkla çıkabiliyorum. Ten makyajı yapmama gerek bile kalmıyor ama sarıyken saçlarım öyle değildi. Tenim çok soluk gözüküyordu, o yüzden daha da fazla makyaj yapma ihtiyacı duyuyordum. O nedenle niyeyse siyah kalemi çok yakıştırıyordum kendime. Bununla alakalı da bir taraf siyah kalemli makyajlarımı çok sevdiğini ve çok özlediğini hep söylüyorlar. Bir tarafta siyah kalemin benim gözlerim mavi olduğu için çok böyle fazla durduğunu, çok kontrast durduğunu, siyah kalemin bana hiç yakışmadığını söyleyen bir kesim daha var. Artık dediğim gibi zaten ihtiyaç duymuyorum. Saçım koyu olduğu için çok kolaylaştı benim dışarı çıkmam ve makyajım. Gerçekten bir maskarayla, far bile sürmeden dışarı çıkabiliyorum. Ama zaman zaman ben de açıkçası özlüyorum koyu makyajlarımı. Çok sık yapmamakla birlikte akşam dışarı çıkarken siyah kalem sürdüğüm oluyor. Ben eskiden işte bu makyajı günlük hayatımda kullandığım için şimdi bugün o çok özleyenler için siyah kalemli makyajımı yapacağım. Sleek markasının paletini uygulayacağım burada. En açık tonla şöyle bir farları kolay dağıtabilmem için bir baz uyguluyorum. Palette böyle hafif bir tarçın tonu gibi bir ton var. Onunla beyazı karıştıracağım. Çok çünkü yoğun bir şey olsun istemiyorum. O zamanlarda böyle çok yoğun zaten farlar kullanmıyordum. Bir de sanki şeyi fark ettim mesela. Geçen gün yine akşam bir yere giderken bu siyah kalemli makyajımı yaptım. Enteresan şekilde, bilmiyorum, belki ben öyle düşünüyorum ama sanki sarıken daha güzel duruyordu gibi geldi. Mesela bu renkte o makyaj sanki daha yaşımı büyük gösteriyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Sanki bu saç rengine ve bu modele, şu anki Merve'ye daha böyle bol maskara ve hafif göz makyajları gidiyor gibi hissediyorum. Zaten oldum alası böyle çok ağır göz makyajlarını aslında kendime çok yakıştırmıyorum ama işte insan bir şeye alışınca sanki sadece o yakışıyormuş gibi geliyor. Biraz denemekte de fayda var. Bazen farklı şeyleri denediğiniz zaman, ya işte ben mesela boşu boşuna, örnek veriyorum, 3 sene eyeliner sürmüşüm. Aslında eyelinersız daha güzelmişim, daha iyi hissediyormuşum kendini diyebiliyorsunuz. Bende de öyle oldu işte. Siyah kalemi bırak artık Merve lütfen diyen takipçilerimin söylediklerini dinleyip tamam dedim, siyah kalemsiz de yaşayabilirim. Bir deneyeyim bakayım. Çok alıştım şimdi siyah kalemsiz yaşamaya. Birazcık daha ışıltılı bir farı da göz kapağıma süreceğim. O zamanlarda böyle yapıyordum zaten. Böyle düz bir oturtma fırçasıyla, Eco Tools'un fırçasıyla uyguluyorum. Bu tonları seviyorum. Normalde de çok seviyorum. Çoğu böyle kalem ve krem formundaki farlarım zaten hep benim böyle bu tonlarda. Bence her rengi, her göz rengine çok gidiyor. Kahverengiye, maviye, yeşile, elaya. Bu böyle hafif mürdüm gibi tonlar gerçekten çok yakışıyor. Şimdi alt kirpik için de hafif son sürdüğüm fardan uygulayacağım. Evet, makyajın en kritik kısmı. Siyah kaleme geldik. Ben o zamanlarda hem göz kapağıma hem göz, işte alt kirpik dibime hem de içine böyle tamamıyla siyah çerçeveli makyaj yapıyordum. Şimdi de öyle yapacağım. Normalde şu çekme de aslında hiç doğru bir şey değil. Eyeliner çekerken böyle bu göz çevrenizi çekerek yapmak. Çünkü çektiğiniz zaman çok güzel böyle fışt diye çekiyorsunuz, bıraktığınızda toplanıyor ama benim gerçekten göz çevrem çok gevşek olduğu için böyle dümdüz yapmam mümkün değil. Ne yazık ki orayı çekmem gerekiyor. Şimdi ilk göz aslında bitti gibi. Hemen gözün içine kalemi de süreyim. Benim kalem sürmem de meşhur. Şöyle kapatıp hem üstüne hem altına aynı anda sürebiliyorum. Annemden öğrenmiştim bunu. Şu anda hayatımın maskara bazını buldum ve inanılmaz uygun fiyata. Rivalde Young, yani Rivalde Lipun Young serisinin Mascara Base XXR Lashes diye. Çok sık elimden geldiğince storylerimde de paylaşmaya çalışıyorum. Alın bu maskara bazını, alın bu maskara bazını diye. Alın. Şimdi tekrar hazır videomda yeri gelmişken söyleyeyim. Alın. Max Factor 2000 kalori maskaramı. Aslında kendi fırçası da çok güzel ama ben plastik fırça sever biri olduğum için Oriflame'in şu plastik fırçalarından uygulayacağım. Şimdi o kurudu biraz. Şöyle hızlıca ilk katı süreyim. Bakar mısınız? Takma kirpik gibi oluyor. Bana diyorlar ki ya Merve, hayır senin kirpiklerin zaten çok dolgun. Hayır arkadaşlar, benim kirpiklerim siyah bile değil, kahverengi, aşağı aşağı bakan kirpikler. Baz olmasa benim kirpiklerim bir hiç yani. Baz ve 2 kat maskara ve doğru tabii ki maskara fırçası. Resmen takma kirpik, hiç takma kirpik takmaya gerek yok bunu kullanınca. Ne kadar büyük gözüktü ve ne kadar hakikaten siyah gözün rengini ortaya çıkartıyor. Kirpiklerime bayıldım şu anda. Uzun zamandır da gene de bu kadar şey yapmıyordum. Ve daha da yapsam daha da kaşıma kadar çıkacak artık. O kadar yapmayayım. Şimdi yavaş yavaş artık sonlandırıyoruz eski Merve makyajını. Ben o dönemler hiç kontür yapmıyordum. Sadece allığımı sürüp çıkıyordum. Ve genellikle de şeftali tonlarında allık kullanıyordum. Bazen böyle parlak pembe gibi de kullandığım oluyordu. Şimdi bunda da Essence'ın Matte Touch Blush'ının peach rengini uygulayacağım. Çünkü hani göz makyajım da zaten birazcık daha böyle şeftali allık isteyen bir makyaj. Ve sıra geldi ruja. Biliyorsunuz beni yine kanalımı takip edenler Mac'in Kinda Sexy'sini ne kadar çok sevdiğimi, yıllardır kullandığımı bilirler. O zamandan bugüne aslında hiçbir şey değişmedi. Ruj konusunda hala saçım bu koyu boyatsam bile, hadi sarışınken böyle biraz kırmızıları, fuşyaları sürmeye çekiniyordum ama aslında koyu saçla bence çok yakışıyor kırmızılar, bordalar, morlar, aklınıza ne geliyorsa. Hala o konuda çok kendimi aşabilmiş değilim. Yurt dışına falan gittiğim zaman birazcık daha cesaretli davranıp böyle hiç makyaj yapmayıp bol maskara ve böyle kırmızı ruj sürmeyi arada sırada seviyorum. Sizler de yakıştırıyorsunuz, sağ olun, var olun, ama ben yine de günlük hayatımda Kinda Sexy tonlarında böyle şeftaliler, nude'lar, böyle gül kuruları, o tarz renkleri çok seviyorum. Bu da daha önce MAC Mujra muadilleri, ne demekse MAC ruj muadilleri videomda Kinda Sexy'ye muadil olarak gösterilmiş bir rujdu, 27 numara. Şimdi de uygun fiyatlı yaptığım için bütün makyajımı, bunda da Kinda Sexy'nin muadilini uygulayacağım. Makyajım bitti. İşte ilk zamanlarda beni tanıdığınız dönemlerde bu tarz makyajlar yapıyordum. Tabii ki far rengim değişiyordu, ruj rengim de zaman zaman değişiyordu ama bu makyajdaki en belirgin, en beni ben yapan, ilk zamanlardaki Merve yapan şey siyah böyle komple çerçeveli göz makyajı. Bana sorarsanız o zamanlar ben bunu günlük makyaj olarak kullanıyordum. O zamanki Merve ile işte sarı saçımla, birazcık daha bronz tenimle. O zamanlar yakıştırıyordum kendime. Şimdi de seviyorum aslına bakarsanız. Özlemişim siyah kalem sürmeyi ama şu anki hayat şartlarıma ve günlük yaşamıma göre bu makyaj benim için şu anda çok ağır. Zaten vakit alan da bir şey. Siyah kalemi sürmek, onu dağıtmak, aklımı tekrar silmek, o kirpiklerle tek tek uğraşmak. O yüzden şu an hani koyu saçımla ve sadece böyle hafif bir krem far, maskara ve rujumla sanırım daha mutluyum. Ama bu makyajı çok özleyen takipçim vardı. Merve, neden makyaj tarzını değiştirdin? Niye artık siyah çerçeveli makyaj yapmıyorsun? O makyajların sana çok yakışıyordu, gözlerini çok ortaya çıkartıyordu diyenler için özellikle bu makyajı yapmak istedim. Ya da hala bu tarz siyah çerçeveli makyajlardan hoşlananlar da bu makyajı uygulayabilirler. Far renginiz dediğim gibi istediğiniz gibi değişebilir ya da hiç far sürmeye de bilirsiniz. Sadece hafif bir transparan far sürüp üzerinden böyle siyah çerçeveli göz makyajı yapabilirsiniz eğer hoşunuza gidiyorsa. Bence renkli gözlülerden daha çok ben bu makyajı, bu tarz böyle arabik tarz dedikleri makyajı ben daha esmerlere çok yakıştırıyorum. Gerçekten o güzel gözlerini çok daha ortaya çıkartıyor esmerlerin. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizce bu ilk zamanlardaki Merve makyajı mı bana daha çok yakışıyor ve daha Merve oluyorum? Yoksa uzun zamandır yaptım, daha hafif makyajlarımı daha çok beğeniyorsunuz. Gerçekten fikirlerinizi çok çok merak ediyorum. Bu tarz siyah çerçeveli makyajları daha sık görmek ister misiniz videolarımda? Hem tutorial olarak, hani makyaj videosu olarak, ya da ben normal videolarımda da bu tarz makyajlarla mı daha çok sizin karşınıza çıkayım? O yüzden lütfen yorumlarınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ekranda paylaştığım diğer videoları da beğenebilirsiniz. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.